Uzun aradan sonra tekrar merhaba. Merhabalar. Çok şükür tekrar sahalardayız. Evet. Evet, konuşmamıza başlamadan önce ben bir teşekkür mesajı vermek istiyorum. Bu süreçte, sağlık sürecinde mesaj atan, arayan, soran herkese, iyi dileklerde bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. Öncelikle eşime çok teşekkür ederim. İyi varsın. Hakkınızı ödeyemem. Çok sağ olun. Herkese şifa diliyorum. Ve teşekkür ediyorum. Bu kadar. Tamam. Biraz. Ne yaptık bu arada? Vakit ağızlığından bir de fazla vakit ayıramamazlığı kaynaklı. Çok fazla bir iş yapmadık. Zaten hep aynı süreçteydi. Yani zımpara, boya, boyaya hazırlık işleri, macun işleri, şunlar bunlar falan. Hep genelde sıkıcı ve uzun süreçli bir işti. Hani elimizden geleni yaptık. Çok da böyle hani profesyonel değiliz bu konuda ama. Evet. Sonuçta belli bir noktaya kadar geldik yani. Ama bu videoda da galiba camlarımızı söküyoruz. Aynen. Camlarımızı söktük. Çünkü camlarımızı değiştirme kararı almıştık. Bütün arkadaki iki tane cam da dahil olmak üzere yanında üçer tane toplam 8 tane camımızın siparişini vermiştik. Onlar geldi. Onlar gelince de hem deneyelim hem de bir görelim diyerekten şöyle bir söktük onları. Hem boyaya hazırlık aşamasında daha kolay olacaktı. Bir de kenarlarda tabii camlar sökülen aranın orijinal camları bombeli camlar. Hafif böyle eğimli. Fakat sipariş verdiğimiz camlar sürgülü cam. Onlar da aşağı yukarı inişti. Dolayısıyla yan çıtalarını değiştirmek zorunda kaldık. Onları da alüminyum köşe batıyla destekleyip camlarımızı ona oturtacağız. Aracın arka tarafını da değiştirdik, cam kısmını büyüttük. Evet, arka camı kısa bir camdı, 60 cm kadar yani yüksekliğinde, 1.20 civarında uzunluğunda bir camdı. Hatta şöyle oval bir camı vardı onun da. Şu anda ben bayıldım. Yani tam istediğim gibi boyuma uygun böyle cam tezgahta durduğu tezgah zaman. Tezgah seviyesinde. Aynen. Cam bayağı güzel, ferah oldu. Mutfaktan baktığım zaman direkt manzarayla karşı karşıya. Onu bir yaklaşık 25 santim kadar falan indirdim. 87 santime kadar. Yan camların çıtalarına kadar indirdim bunları da. Onlar da haftaya gidiyordu. Onlar da bir sonraki videomuzda ayrıntılı olarak görürüz. Bu hafta video biraz kısa olacak. Çünkü zımpara macun sürekli aynı şeyi çekmek istemedik. Sıkılmayın diye. Zaten bir de çok da şey değil yani böyle ağır çağın bir iş değil. Aynen. Yani bizim, benim yaptığım iş ağır çağın değil yani. O işe bir şey demiyorum tabii de. O iş bayağı yorucu ve zor. Maşakkatli zor. Zor bir iş yani. Şimdi biz aracı hani böyle showroomluk bir araç yapalım da işte aman pırıl pırıl olsun, aman işte herkes gözlüyor. Öyle bir derdimiz olmadığı için, bizim böyle bir kaygılarımız olmadığı için biz istediğimiz rengi illerinde şöyle görebilelim istedik. Bir de çürüğünden, çarığından kurtulalım. Aynen. Zaten bu araç birçok aksesuarı üzerinde taşıyacak. O yüzden çok da önemsemedik. Hani önemsemedik derken çok böyle ince eleyip sık dokunmadık bu konuda. Bence de. Yani. Bize yeterli. Bize yeterli bir seviyeye kadar geldik. Yani zaten amacımız da kendimizi yapmaktı yani. Alt yapısından üst yapısına kadar her şeyi kendimiz yapmakta. Ha, bunu da yaptık. Başarılı olduk, olmadık. Bize göre tatmin edici. Kendi çapımızda bence gayet güzeldi. Yani ben tatmin olurum. Bundan sonrası o kadar önemli değil başlık. Yani önemli de. Evet, bakalım neler yapmışız. İzleyelim, görelim. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şu şoförün üstündeki pistonlu açılır bir cam olacak. Şu 1-2-3 tane üstten açılır. Üstten aşağı doğru açılır. Tren camı, eski tren camları gibi. Şu arka tarafta da banyonun olacağı şu kısım. Şuradan bir direk atacağım. Ve şu yüksekliği de ayarlayıp normal şu yan taraftaki cam yüksekliğinde 60 santim genişliğinde burada bir banyo camı olacak. O da üstten açılır ve mutfağın da burada
107'lik yani öteki camlara şu iki tane cama şu ve şu camların genişlikleri 107 santim, şu 116 santim. İki tane 116 yaptırıyoruz. Beş tane de 107'lik cam yaptırıyoruz. Bir tanesini de şu arkaya takıyoruz. Dolayısıyla aracımızda iki arkada üçer tane yanlarda toplam 6 yapıyor. Şoför üstleri 8 tane açılır cam. Hatta bir de şoförün kendi camı var. Şoför camı. 9 tane açılır cama sahip olacağız. Bunun için geçen hafta sonu cuma günüydü. Bursa'daydık. Bursa'da bir firma tarafında anlaştık. Tam ölçülerde, yani bu camımızın dış ölçülerinde, yani 87'ye 107 ölçüsünde dış çerçevesi gelecek şekilde ben bu camı buradan çıkartıp kendi içerisindeki şu faturaya oturtacak gibi siparişimi verdim. 2 haftalık bir termin süresi istedi. 2 hafta sonra, yani bir haftası zaten geçti şimdi. Bir hafta sonra da herhalde gider alırız siparişimizi. O yüzden şimdi sabah biraz çalışmaya başladım ben ama çok da işi yapmadım. Şuraları kesip ayırıyorum. Dolayısıyla 87'lik bir cam yüksekliğine ulaşmak istiyorum burada. Toplam uzunluk burada 1.80. 1.80'lerin köşeleri tabii yamuk olduğu için şurası şöyle doğrulanacak. Ona göre 107'yi ayarlayacağım. Kenarındaki 2 santimlik sacları 2 santimlik lamalarla değiştireceğim. Şimdi böyle bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Aracın tamamen görüntüsü de böylelikle değişmiş ve kullanışlı olacağını düşünüyoruz.
some wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. But one day I'll be yours. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Tam ekip. Nasıl açılır can? Vallahi süper. Ne ilave ediyorsunuz? Diktom mu? Senin de çok da yavaşça bir hareket olmuyor bak. Evet. Sen sağlam dur. Sıkı tut. Sıkı tut. Geliyor. Çok bak, şükür. Ne olur bende. Aşağıya. Bırak çocuk. Ya bırak çocuk. Aşağıdayım zaten. Bir geldim. Ya bırak abicim ne olur. Beni bırakın ya. Bak öteki camı gördün mü? Yazının altında. Bak. O camların oraya koyacağız. Boşaltayım mı üstlerini ben bunların hocam? Yo, bir tarafa doğru meyil aldığı sürece bence bir problem olmaz. Eyvallah. Onunla öyle uğraşma işte, makineyle girelim onunla. Makine rahat gidiyor. Abi sadece şuraya alsana şu iki köşeyi. Sen tutacaksın, ben de açacağım. Bir saniye, ben birazcık sağlam şey yaptırayım. Sağlam tut. Sağlam tut. Ben de. Thank you.
de. Maşallah. Bugünler için çalıştım diyorsun. Hava girmeye mi başlayabileceğim? Dışarıdaki hava da sıcak. Hava zaten giriyordu. Her yer açık. Bu tarafa doğru çekelim şimdi. Ya oğlum bak gidin. Tamam ben hallettim tamam diyorum. Eline koluna sağlık. Düşmesin diye şuradan bir destek lazım. Şu bantları çekmek lazım. Dört bant kullandım o elindeki aleti. Şimdi daha iyi. Bantları. Ne yapıyorsun abi? Hayır, bu kadar kolay çıkıyorum madem. Neye uğraştırıyorsun? Sen yorulduysan ama ben geçeyim içeri. Güzel güzel. Elinin titreşimi değil de makine biraz ısınacak birazdan. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Son. Last price. Belki olabilir biliyor musun? Yani yeterince sıcaklığa alışırsa. Olabilir yani. Kabartıyor mu acaba? Şu an onu düşünüyorum ya. Ben hallettim tamam diyorum. Eline koluna sağlık.
Merhabalar. Bundan önceki videoda neler yapacağımı söylemiştim aşağı yukarı. Şurası ve buranın ayrı iki pencerede olacağını, yukarıdan açılır sisteme döneceğini. Ve o yüzden bir kısım şurayı uzatacağımı. Şimdi onların hepsini yaptım. Tabii bu arada çok fazla video çekme imkanım olmadı. Bir macunlamasını yaptım, kaba macunlamasını. Fakat ince macun gerekiyor tabii. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle görünüyorsa bilmiyorum. İnce macun işleri var. Fakat şu anda hava çok sıcak. Bunun için akşam üzerini bekliyorum. Akşam üzeri yavaş yavaş buraya da toparlayacağız.